Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet 25 Eylül Cuma İstanbul yarış Programı'na tekrar sizlerle beraberim. 10 koşulu bir programımız var. 2 altılımız var sevgili dostlar. Bursa yarış programımızı yorumlayıp 2 ile sizlerle videomu paylaştım sevgili dostlar. Şimdi İstanbul'a geçelim. Birinci altılı kaynımızın başlangıç saati 16.45'te start oluyor. Handikap 15 4 ve yukarı Araplar 1400 metre sentetik kumla sevgili dostlar. Evet burada 10 atımızın Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Sevgili dostlar burada 4 ata kadar yer vereceğim. İlk altımızın başlangıç ayında ilk şans vereceğim atım Ahmet Çelik ile start alacak olan değişen jokey ile Kale sevgili dostlar kazanmaya çok yakın diyorum. İlk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım 6 numara olacak. Yol kıran Saadettin Boyraz da iyi uyum içerisinde olduğunu e, düşündüğüm sevgili dostlar. Üç kere koşup birinde kazanma başarısı gösteren bir Kayızber orjini olan Kumda gerçekten farklı koşuyor sevgili dostlar. Altı numara yol kıranı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Üçüncü atım iki numara olacak. Tualp Ercan Çankaya ile ilk defa start alıyor. Aprant arkadaşımız da adından söz ettirebilir. Mutlaka Tu de kuponumuza yer olması gereken atlardan biri sevgili dostlar. Üçüncü atım olacak. Dördüncü atım bir numara Şahin Tepesi. O da Özgür Gönül Taşlı. Aprant arkadaşımızla sonuç koşusunu aldanmayalım sevgili dostlar. Güzel koşu çıkaracağını düşünüyorum. Yani birinciyle ortak diyorum ortak olur bir numara Şahin tepesinde mutlaka kuponumuza ilave edelim derim sevgili dostlar. Yarın birinci altılı kaynımıza sıralamam 4, 6, 2 ve 1 nolu atlar benim için yeterli olacak birinci altılı kaynımızın başlangıç ayında sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuz Abbas koşusu olacak o da şartlı bir iki yaşlı İngilizler 1200 metre çimle start oluyor ilk defa start alacak iki yaşlı İngilizlerimiz mücadelesini izleyeceğiz 9 İngiliz atımızın mücadelesi olacak Tabii ki ilk başta kazasız belasız bir yarış geçirmenin temenni ediyoruz Tabii ki sevgili dostlar Evet bakıldığında iyi hazırlıklar geçiren 3 atımız var sevgili dostlar onları da sizlere İlk şans vereceğim atım o da 2 numara olacak. Ahmet Çelik'le start alacak olan 2 numarayı güzel bir hazırlık geçirdiğini e, bakıldığında sevgili dostlar bir lüksor yavrusu olan, Çim'de gerçekten güzel koşulları sahip olan, güzel orijinden gelen 2 numarayı ilk şans vereceğim atım olacak Ahmet Çelik'le. İkinci atım bir numara olacak. O da Saadettin Boyraz'la start alacak olan bir numarayı bir çakalın Çakal Carlos gibi güzel bir orijinden geliyor. Harika bir e, orijine sahip olan bir numarayı da güzel işlerle bu koşuya hazırlanmış sevgili dostlar. Bir de ikinci şanslı safkanım olarak önereceğim. Üçüncü atımda 8 numara olacak. Akın Sözen'le sevgili dostlar harika bir e, derece yapıp bu koşuya hazırlanmış. Mükemmel çalışmalara sahip yani kazanmaması için hiçbir neden yok. Bu çalışmalarını koşuya yansıttığı takdirde bir e, yani ilk startında birinciliğe ulaşacağını düşünüyorum. 8'li 3. şanslı atım olarak önereceğim. Dişi olmasına rağmen harika bir koşu e, çıkaracağını düşünüyorum sevgili dostlar. Yani buradaki erkeklere e, yani kafa tutar diyorum. 8'li de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Sıralamam 2 1 ve 8 nolu atlar benim için yeterli olacak ikinci koşta sevgili dostlar birinci altılı da yanımızın ikinci ayağında evet üçüncü koşumuz şartlı 3 yamak üç dört rekor Araplar 1900 metre çimle start oluyor sevgili dostlar evet e, burada da bank olarak kuponumda yer vereceğim e, atım o da Ercan Çankaya ile start alacak olan yani gülme geldi kusura bakmayın arkadaşlar bir arkadaşımız devamlı yorum yazıyor ah diyor şu Ercan'dan bir türlü kurtulamadın diyor hep Ercan Ercan deyip duruyorsun e, ne yapalım arkadaşım yani o da e, güzel atabilmiş yine Aksakallı'ya Aksakal'a sevgili dostlar Ercan Çankaya ile start alacak olan e, Aksakal bence geçilmez diyorum bu uzayan mesafeli son koşusunda zaten şartlı dördü 2100 metre çiminde harika bir koşu sergileyip Gökhan Gökçe ile kazanma başarısı gösteren Ercan'la da yine kazanmaya çok yakın diyorum. Yarın kuponumda banko olarak bırakacağım sevgili dostlar. Evet dördüncü koşumuz şartlı 5 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik kumla start alıyor sevgili dostlar. 6 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet bu grupla ilk defa start alacak olan o da 3 numara Gökhan Kocakaya ile ilk defa o da start alıyor sevgili dostlar. İlk defa bir sentetiğe çıkacak. Yarış hayatını Adana'da başlayan güzel koşullara sahip olan 55 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönen sevgili dostlar. o da 3 numara olacak Gökhan Kocakaya ile çok şanslı olur diyorum bu grubu da geçme başarısı gösterebilir. Üçü ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım 5 numara Prokopi olacak. Özcan Yıldırım'la ola güzel koşullara sahip olan İstanbul'da 1500'de 1400 yani bu mesafelerde güzel koşular sergileyen sentetikte Özcan da şanslı olur diyorum 5'i de mutlaka kuponumuza ilave edelim son olarak da 2 numara ağrı kasırgası Mehmet Kaya ile iyi uyum içerisinde olan üç kere de kazanma başarısı gösteren ağrı kasırgasında mutlaka kuponumuza ilave edelim sevgili dostlar sıralamam 3 5 ve 2 nolatlar benim için yeterli olacak sevgili dostlar Evet 5. koşumuz yaz handikapı koşusu olacak sevgili dostlar. Handikap 24 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre çimle start alıyor. 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. 5. koşumuz. Evet burada bakıldığında gerçekten harika koşulları sahip olan atlarımızın bir arada olduğu bir koşu, her zaman beraber koşup birbirlerini geçme başarısı gösteren atlarımızın da bir arada olduğu Ercan Çankaya, Mehmet Kaya, Ahmet Çelik, Ayhan Kurşun, Ali Kaçmaz, Mert Ali Solmaz gerçekten iyi de burada aprant arkadaşımız bir tane aprantimiz var. O da Ercan Çankaya'yla Uludaz'a biniyor. Kazanmaya yakın görüyorum onu da sevgili dostlar. Yani burada hiç ayırt etmeyeceğim. Yani ayırt etmediğim e, bir hat var yani ayıracağım. Kuponumda yer vermeyeceğim. O da 8 numaralı altımızı dışarı bırakacağım. Geri kalan 7 altı da kuponumda yer vereceğim sevgili dostlar. Gerçekten bakıldığında bu mesafede 1400 1500 birbirlerini hep geçme başarısı gösterip birinci, ikincilik elde eden altlarımızın buluştuğu bir koşu oluyor. Ee, zor bir koşu. 7 hafta kadar yer vereceğim. 8 nolu altımız dışarı. Geri kalan atların hepsini kuponumda yer vereceğim. 5. koşumuzda sevgili dostlar. Zor bir koşu bizlere bekliyor. Evet 6. koşumuz Birinci altılı gayenimizin da son ayağı oluyor sevgili dostlar. Burada sürpriz bir at önereceğim. Onu da e, sizlere tek olarak söyleyeceğim. kuponumda yalnız bırakacağım sevgili dostlar. Tabii ki tercih size kalmış. Burada gerçekten kaliteli atlarımızın bir arada olduğu bir koşu olacak ama burada 7 numara Saroduzu Aprant arkadaşımızı Halil yol açıcıyla kuponumu yalnız başına bırakacağım. Son ikinciliği ondan önce koşulara gerçekten bayıldım. Videolarını tekrar tekrar izledim sonlarda çok güçlü geliyor son koşusunda şartlı 5'te 1400'de sevgili Dostlar virajı en sonuncu döndü ve de Mavi Bağır varlıklı Hilal Eda tek kurşun e, Sevgilo Güneyli gibi e, güzel atlarımızda boy gösterdi e, yarışı ikincilikle bitirdi baş farkıyla geride kaldı virajı sonlarda döndü o kadar rahat geldi ki viraja kadar sonlarda o kadar e, güzel ataklarını attırdı sprintini attı sevgili Dostlar baş farkıyla ikincilikle ayrıldı. Hatta videosunu da gösterecektim size. Yetiştiremem diye e, yapmadım. Yani göstermedim. E, hazırlayamadım videoyu sevgili dostlar. Kusura bakmayın. Tabii ki önlerde Yılmaz Hoca çıkışta kafayı alacak. Yarış süratli gitmeyecek arkadaşlar. Süratli gitmiş olsaydı e, belki bir derece yorulabilirdi diyorum. Hatta e, ikincilikte ayrıldığı zaman onun derecesi 1.31 gibi 1400'e güzel bir derece de yaptı ikincilikte ayrıldı bomboş kiloyla da start oluyor sevgili dostlar 51 kiloyla sona kadar e, süratli gitmeyeceğini düşünüyorum yarışın sevgili dostlar e, normal tempoda gidip viraja doğru e, geldiklerinde biraz artacak ama o zamana kadar sarı düz e, kendini kontrol altında tutacak Halil yol açıcı sonlarda virajdan sonra ataklarını attırıp ve de fotoya doğru süzülür diyorum. Buranın sürprizini gerçekleştirir diyorum. Yarın kuponumda tek başına bırakacağım sevgili dostlar. 7 numarayı sizlere bank olarak öneriyorum sevgili dostlar. Tabi güvenmeyen arkadaşlar da yanına at yazar belki de 7 numarayı yazmayı da Onu tercih size kalmış ama kazanmasını bekliyorum. Kazanır diyorum. Kendi kuponunda yarın risk alıp 7 numarayı banko evet. olarak bırakacağım sarı sevgili dostlar. Evet Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. İstanbul birinci altılı kaynımız şablonu buydu sevgili dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bol şanslar diliyorum. Birazdan da ikinci altılı kaynımızın şablonunu sizlerle videosunu paylaşacağım sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.